Mesela çok çok yaygın, bu çok önemli bir problem. Erkeklerde ve bayanlarda kısırlık maalesef çok ağır bir problem. Şayet erkeklerde kısırlık varsa, geçmişinde herhangi bir erkek diyelim ki kaba kulak hastalığı geçirmişse, bu virüs, human paroxima denen virüs, yukarıdan kaba kulağa sebep olan virüs, 10 yıl, 20 yıl veya 30 yıl sonra ne oluyor? Şekil değiştiriyor, testislere yerleşiyor. Kaba kulak rahatsızlığı bile? Kaba kulak rahatsızlığı geçiren, çocukken kaba kulak rahatsızlığı geçiren insanlara kaba kulağa sebep olan şey virüs. Hı hı. Yok olmuyor, gizleniyor, saklanıyor. Başka bir hastalık olarak tekrar çıkıyor. Uyku devresi geçiriyor belli bir süre. Uyuduktan sonra 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra neye sebep oluyor? Orşit yani testis iltihaplanması, epididimit testis üstü bezi iltihaplanması, varikozil yani varizle testislerdeki toplar damalarda iltihap, kirli kan yoğunlaşması ortaya çıkıyor. Ve testislerdeki ısı oranı düşerse vücut ısısından 2 derece azdır testislerde. Spermin kalitesi düşer. Spermin kalitesi düşerse ne yapmak lazım hocam? Ne olur? Spermin kalitesi düşer, hastalıklı olur, iltihaplı olur. Erkekte kısırlık problemi doğar. Kısırlığı önlemek için ne yapmak gerekir? Testislerdeki kılcal kan dolaşımını artırmak gerekir. Yapabileceğimiz bir şey var mı bunun Elhamdülillah. Için? Bizde her şey var. Hemen gösterelim hocam. Şimdi şu çok özel bir macun. Nedir? Epimedyumlu macun. Epimedyumlu macun. Şöyle yakından da alabilirsek. Kısırlık problemi olan erkekler için bunu günde 3-4 defa bir çay kaşığı aldığında ne yapıyor? Spermin kalitesini artırıyor. Bir. Kaliteyi artırıyor. Günde 3-4 defa. Kan akışını. Evet 3-4 defa bir çay kaşığı. Hocam herhangi bir bunu, şey yoktur değil mi? Zararı yoktur. Bu kalp tamamen %100 bitkisel. Kalp hastası, şeker hastası, böbrek hastası her türlü rahatsız olan kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Birleşimde ne var? Bir. Geçen azgın teki otu dedim. Bugün biraz kibarcasını söyleyeyim. Nedir? Epimedium, previkornum. Hocam bir telefonumuz var müsaade edersiniz. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Alo. Efendim. Buyurun. Buyurun ben kardeşim. Kolay gelsin. Mustafa Bey buyurun efendim. Buyurun ben. Hocamızda sorunuz mu olacak? Ben evet. Buyurun. Ben bir saniye ben şu telefonumu yani televizyonun sesini kısayım. Tabii tabii. Tokat'tan arıyoruz. Evet Mustafa Bey. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler buyurun. Hocamızda sorunuz mu olacak? Ben hocam çok doğru söylüyor yani bu tür şeylerden yani. Mustafa Bey, duyabiliyor muyuz? Duyuyorum, evet. Buyurun. Hemen alalım sorumuzu. Yani hocam, yani Avrupa Birliği'nde yani 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuk bu kadar yani bizim Türkiye'de niye bu kadar az oluyor demesini ben yani. Çünkü orada... Evet. Orada dışında, devlet destek veriyor. Evli evet. Bir aileye, karı koca evliyse... Vergi az veriyor. Evli bir karı koca az vergi veriyor. Bir. Ve doğan çocuklara da bir maaş veriliyor değil mesela, mi hocam evet. Orada? Her 300, çocuk için bir her çocuk 300 evet. Euro. Çocuk için 300 euro 20 yaşına kadar veriliyor. Hı hı. 300 euro mesela bir ailenin 5 çocuk varsa 1500 euro otomatik her ay ödeniyor. Bizim ülkemizde var mı böyle euro. Şey? Yok. Bunu Türkiye'de ekonomik sistem nedeniyle insanların %5'i zengin, %95'i maalesef dengesiz bir ekonomik sistem var bizde. Amerika'da bile yok bu ekonomik sistem. Evet. Türkiye'nin de ekonomik sisteminin düzenin değişmesi gerekir. Refahın, paranın alt ve orta katmanlarına yayılması gerekir. Bunun tedbirinin alınması gerekir. Bu yönde çalışma yapılması gerekir. Şimdi kısırlıkla ilgili devam ediyorduk. Evet Mustafa Bey, hatta mıyız? Telefonumuz düştü. Umarım cevap almıştır. Kısırlık problemi olmayan erkekler için epimedyum macunun haricinde bir de ozon yağı var. Bu ozon yağıyla erkekler
testislerine masaj yapmaları gerekir. Bu kan dolaşımını artırır. Kılcal kan dolaşımını artırır ve varikozlu yavaş yavaş varikozlu problemi çözülmezse ne olur? Kısırlık problemi önlenemez. Hı hı. Önlemek gerekir. Bayanlardaki kısırlığın sebebi ise nedir? Bayanlardaki kısırlığın sebebi hormon anormalliği. Mesela bir bayanda prolaktin hormonu yüksekse, prolaktin hormonu kadınlık hormonlarından gestradiyon ve estradiol isimli iki hormonu baskı altına alır. Bayan hamile kalsa dahi prolaktin hormonu cenini zehirleyerek düşük yapmasına sebep olur bayan. Bu nedenle prolaktini yüksek olanlarda prolaktini minimum seviyeye çekmek gerekir. Bu da nasıl mümkündür? Hayıt forte. Hayıt forte. Ülkemizde yetişen bu hayıt forte, hayıtla ilgili Almanya'da, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Klinik araştırmalarda normal olarak ginekologların, kadın doktorlarının %100 çocuğu olmaz denilen bayanlarda bunu kullandıklarında hormonlarının düzeldiği, normal yollarla hamile kaldıkları belgelenmiştir. Hayıtın bir diğer özelliği de şudur. Hayıt hormon düzenleyici bir artı, hı hı, adet öncesi ağrı ve sancıları ne yapıyor? Yok ediyor, rahatlatıyor. Relax. Evet, size ilaç oluyoruz. Hocam bir telefonumuz var hemen bu arada. Alo. Evet. Buyurun İbrahim Bey. Ahmet Bey Adana'dan arıyor. Buyurun. Ahmet Bey buyurun. Evet. Hocamıza sorunuz mu var? İyi günler. İyi günler. Buyurun. Evet. Televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Sesimiz yankı yapıyor. Duyamıyoruz çünkü. Alo. Alo. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Alo. Alo. Ben doktoruma bir şey demek istedim de ben. Doktoruma bir şey demek istedim de doktor beye. Televizyonumuzun sesini kısalım Ahmet Bey. Duyamıyoruz. Tek olsun. Tek olsun. Ben ben evliyim. Evlisiniz? Evet, çocuğumuz olmuyor bizim. Çocuğunuz olmuyor. Kaç yıldır olmuyor? Evet. Kaç yıldır? Onun için evet. 16 senemeli. Problem kimde? Problem kimde? Problem 16 sene. Ahmet Bey, hemen hocamıza dönüyoruz. Problem kimde? Kimde? Erkekte mi, bayanda mı? Doktora gidilmiş mi, değil mi? Doktora gidildi mi? Herhangi bir tespit yapıldı mı? Teşhis kondu mu? Problem kimde? Eğer ki erkek... Sorunluk bende. Ha. Ahmet Bey'im. Sorun. Sperm kalitesiz mi? Hareketsiz mi? Nedir? Yani... Sorun bende. Varikozol mu var? Epididimit mi var? Orşit mi var? Nedir? Tetezma var. Epididimit? Tetezma olmuyor. Sperm sayısı yetersizlik mi var? Nedir problem? Problem ne? Önce bilmemiz gerekir. Doktorunuz teşhis konmuştur. Problem şudur diye. Sperm sayısı yok. Sperm sayısı yok. Şimdi bir, iksir, iki, aloe vera jel, üç, alıç forte, dört, sinirli ot forte, ozon yağı ve macun. Bunları kişi düzenli olarak kullandığı zaman yavaş yavaş spermin kalitesi artar, sayısı artar. Hastalıklı, hareketsiz spermler yavaş yavaş yok olur. Yani tedavi olmak mümkündür. Ben bu tür problemi olan kişileri çok şükür tedavi ettik. Problem değil. Hocam istilaya uğradık bu arada. Sinek tarafından istilaya uğradık. Tedavi olmanız mümkün. İksir, aloe vera jel, alıç forte, sinir lot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı. Bu ürünleri kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşirsiniz. Mesela bir beyefendiye biz bir probleminden dolayı tansiyonu, kolesterolü vardı. Biz ona tansiyon, iksir, limon, iksir mi hocam? İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, 30 zeytin yaprağı, kakule içerir. Tansiyonu, kolesterolü, karaciğer yağlanması olan bir beyefendiye gönderdim. 6 hafta sonra beni aradı, dedi ki tansiyonum, kolesterolüm gitti, yok oldu. Karaciğer yağlanması da yok oldu. Ama dedi, siz bunun içerisine cinsel performansı artırıcı bir ilaç mı koydunuz dedi. Ya yok dedim, bunun fiyatı
Zaten belli. Ben bunun içerisinde cinsel performans artırıcı... Hocam bunun içinde neler var? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, langa, altınbaşak otu, zeytinyağı, kakule. Çok güzel de bir kokusu var bu arada. Evet. Evet. Çok özel bir. Bunu kullandığı zaman bütün damarları açar. Vücudu arıtır, plakları çözer. Bu hangi organ olursa olsun, beyin damar arasında kirlilik olsun, kalp damarları olsun, cinsel organdaki damarları açar. Tesislerin faaliyetini artırır. Yavaş yavaş kaliteyi artırır. Kullandığı zaman kişi herhangi bir ilaç, cinsel performansı artırıcı ürün kullanmadan dahi sadece iksir kullanarak kişinin yaşam kalitesi artar. Hatta bir spor kulübümüz kendi sporcuları, futbolcuları için iksir alıyorlar, iksir kullanıyorlar. Futbolcuların performansı artsın, kondisyonu yükselsin diye. Yani, futbolcular da kullanıyor evet, bunu. Yani sporcular spor konsantresi yani performansı artsın daha hareketli olsunlar, diye. Aktif olsunlar. Yani hiçbir... Peki zaman var mı hocam? Ne kadar kullanmaları gerekiyor? Süre etki yok. Etki etmesi için. Mesela hani deriz ya bir ürün aldık işte kullandık bir ay kullandın hayır olmadı. İşte en az iki ay kullanman gerekiyor İksir, diye bir şey var mıdır? Bu mesela tansiyonu kolesterolü varsa kişinin 6 hafta 7 haftada düzene sokar. 6 hafta 7 haftada eğer ki kalp sokuyor. Damarlarında yağlanma daralma hatta %60-70'lere varan kalp damarlarında tıkanma söz konusuysa dahi ameliyatsız ve anjiyo yapılmadan herhangi bir şey yapılmadan iki ay içerisinde damarları açar. Yavaş yavaş kullandığı zaman kişi bunu görür. İki ay içerisinde damarları açar. Ameliyat olması gereken mesela Gaziantep'ten bir beyefendi 65 yaşında. Üçüncü defa ameliyat olması gerekiyor, stent takılması gerekiyor. Ben aradı dedi ki arkadaşım kronik böbrek yetmezliği vardı, onu iyileştirmişsiniz. O tavsiye etti, acaba ben bu ameliyatsız, bu rahatsızlığı atlatabilir miyim? Üçüncü defa ameliyat olmak istemiyorum dedi. Çünkü her ameliyattan sonra problem yaşıyor. Evet dedik, 6 hafta bizim ürünleri kullandı, ameliyat olmasına gerek kalmadı. Yani kalp damarlarını... 6 hafta, 7 hafta içerisinde açar. Ameliyatlık problemi dahi kökten çözer. Evet, mümkündür. Yani her türlü rahatsızlığa karşı bizim burada gördüğünüz 50 çeşit geliştirmiş olduğumuz formül var. Her rahatsızlığa karşı.